80'ler dönemine damga vuran, özellikle ülkemiz pop kültüründe yer etmiş anları, trendleri hatırladık ve bunları sizler için derledik. İyi seyirler. Atari salonları. Fazla jetonun var mı ya? Evet, 80'lerde çocuk olanlar için bu soru, fazla 0-5 ucu olan var mı ile eşdeğer sayılır. Çünkü herkes bulduğu ilk boş zamanda soluğu Atari salonunda alır ve hunharca jeton harcardı. Pac-Man her fırsatta Atari salonlarının yolunu tutanların sevdiği oyunlardandı. Mortal Kombat'ta Finish'im sesini duymayı, Street Fighter'da Ken'i alıp tak tak çekmeyi de ihmal etmezdik. Futbol oyunu kick-off'ta ise yazılı olmayan bir kural vardı. Rakip eğer 1-0 öndeyse ve son dakikalara yaklaşıldıysa asla gol atılmazdı. Çünkü berabere biten maçlarda iki tarafında jetonu yanardı. Elbette o dönemde Commodore 64 de evlerdeki yerini alıyordu. Yine de Atari salonlarının tadı bir başkaydı. Evde sinema keyfinin kökleri, video kasetler. 80'leri hatırlayanlar şu cümleyi de hatırlayacaktır. Hadi bir kaset kiralayalım. Bugünün dijital dünyasından bakınca çok anlamı olmayan bu cümle, 80'li yılların en büyük eğlence aktivitelerinden biriydi. Dönemin popüler filmlerine, sinema salonları dışında ulaşmanın tek yolu olan video kasetler, kendi içinde halkı betacılar ile VHS'çiler diye iki ayrı gruba bile ayırmıştı. Geleceğe Dönüş serisi, Rocky, The Evil Dead gibi filmler elden ele dolaşır, özellikle korku türü ve Amerikan gençlik filmleri sıklıkla tercih edilir. Capora ile yapılan bu alışverişlerle kiralanan filmler günümüzün ücretli OTT platformlarının da köklerini oluşturuyor bir bakıma. Serpil Çakmaklı tokası gelmiştir. Dev omuzlar istemenin pek normal bir tarafı yok galiba. Düşününce insan gerçekten sorguluyor. Vatkaların yeryüzümüzdeki amacı tam olarak neydi acaba? Yanıt bulmak zor. Parlak lambada taytları, ağza kadar çekilen yüksek belli pantolonlar, kazak üstte takılan dev tokalı kemerler, püsküllü ceketler. Bir kısmı artık dünyamızda olmadığı için rahat bir nefes aldığımız parçalar. Muhtemelen birçok tezgaha vitrine Serpil Çakmaklı tokası gelmiştir yazıldı ve kelebek toka altın çağını Çakmaklı sayesinde yaşadı. Diskotek trendi. Mother Talking, Michael Jackson, Opus, Madonna, CC Catch ve niceleri. Dünyayı kasıp kavuran sanatçılar bizi de diskoteklerde yakalamış ve büyük bir trend başlamıştı. O sıralar içeceğini alıp bir masada cool cool takılmak bir anlam ifade etmiyordu. O günler herkesin kendini dönen ışıklı topun altına atıp aklını estiğince dans ettiği günlerdi. Elbette disko denince Türk filmlerindeki sahneler unutulur mu? Alf'ten Susam Sokağına, 80'lerde televizyon. TRT her ne kadar ilk olarak 1968'de yayına başlamış olsa da, ülkemizde televizyonun tam anlamıyla popülerleşmesi 80'li yıllarda gerçekleşti. Tek kanal dönem olarak anılmasına rağmen 80'ler TRT'sindeki program ve dizi çeşitliliği azımsanamaz. Spor, kültür, sanat ve haberin yanı sıra dizi ve özel programlar da ekranlarda boy gösteriyor, herkesi gerçek anlamda ekrana kilitliyordu. Adile Naşit ile Uykudan Önce, Barış Manço ile 7'den 77'ye, Susam Sokağı, Pop Saati gibi programların yanında Alf, Dallas, Mavi Ay, Lesi, Kara Şimşek, Çalı Kuşu, Kaynanalar gibi dizilerinde tek bir bölüm bile kaçırılmıyordu. Bunun yanında elbette yılbaşı özel programları da 80'lerde zirve yapan konseptlerden biriydi. Dönemin en popüler şarkıcıları ve elbette dansözler yılbaşının vazgeçilmezi olurken popüler kültür tarihimizde de derin izler bırakıyordu. Synthwave'in önlenemez yükselişi. Gerçekten önlenemeyen bir yükseliş. Synthesizer'lar pop müzikten rock müziğe dokunabildiği her türe dokunuyor ve onu baştan şekillendiriyordu. Bilgisayar oyunlarından ve film müziklerinden ilhamla adım adım yükselen bu tür bugün hala değişerek, dönüşerek varlığını sürdürüyor. Duran Duran, In Excess, Depeche Mode, Talking Heads, New Order ve niceleri bu akımdan etkilendiler. Şimdi zamane gruplarımız Jacuzzi, Elzent the Cult gibi isimlerin kökenine inmek isteyenleri buraya alabiliriz. Nedeni hala araştırılan bir gizem. Perma. 80'lerin kitsch moda anlayışı hepimizin malumu. Çok renkli giysiler, İspanyol paçalar ve elbette perma saçlar. Neden moda olduğu konusunda net bir bilgi ulaşamasak da, o yıllarda perma yaptırmanın bir tür sosyetik olma anlamına geldiğini tahmin ediyoruz. Madonna'nın popüler olmasından sonra daha da sık rastlanan bu saç modeli, halk arasında Madonna saçı olarak da biliniyormuş. Saç meselesi 80'lerde bilhassa önemli,
kabarık saçlı bireylerden oluşan rock gruplarının hair metal akımına öncülük etmesi buna basit bir örnek. Saha içi röportajlar. 80'lerde Ronaldo, Messi, Neymar yoktu. Maradona, Platini, Zico vardı. Ülkemizde de maçlar TRT'de canlı olarak izlenmeye başlanmıştı. Sadece Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlar değil, üç büyüklerin maçlarına da tanıklık ediyorduk. Ama elbette o sırada futbol dünyamız oldukça farklıydı. Futbolcular lüks arabalar ya da takım otobüsleri yerine belediye otobüsleri veya taksilerle son derece mütevazi şekilde maçlara gelirdi. Maç esnasında kenarda duran muhabirler her olayda sahaya atlar ve anlık röportajlar yapardı. O tam anlamıyla epik anları bu görüntüler ile hatırlayabiliriz. Bomboş gidiyordum, arkadan vurdu ya. Üç penaltıydı çünkü topu ben önüme almıştım. Arkadan darbe geldi yani, topla ben buluşmuştum.